Are you the host? Sen evinin ev sahibi misin? Pyre'nin çok önemli derslerinden biri bu konuydu. Deneyimlerin senin misafirlerin. Sen evinin sahibisin. Ama deneyimler evi ele geçirmiş durumda. Sen evindeki bütün haklarını, bütün alanlarını kaybetmiş durumdasın. Ne yapacaksın? Önce bir evi temizlemen lazım. Merkezine gelmen gerekiyor. Egon senin düşmanın değil. Egon senin arkadaşın. Hayatın boyunca beraber gideceğin bu yolda yanında olacak olan en önemli parçan. Evet, onu şu anda en tepeye, kral kraliçe mevkiine koyduk. Evet, yaptık. Onu oradan alıp bir arkadaş gibi önce evimizi temizleyip ondan sonra özümüz olan kalitelere, içimizde taşıdığımız özelliklere yaşamak üzerine yeniden yola çıkmamız gerekiyor. Ben çok etkilenmiştim bunu duyduğumda. Çünkü kendi, evet evim benim evim dedim ama ben neyim hakikaten sahibi? Bazılarında hakikaten görebiliyorsun. Sahibi, evet. Kendi merkezinde alanını koruyabiliyor. Alan korumak. Alan korumak ne demek? Hepimizin kendi alanı var. Bizim özelimizi, bizim bütün her bilgimizi ve kalitelerimizi taşıyan. Ama ben istersem o alana çat diye girebilirim. Ve seni bir şekilde dengeden çıkarabilirim. Hiç kimse senin alanını ihlal edemez. Ancak ve ancak sen pes edip bıraktığın sürece. Bunu bir kere farkında olmak çok önemli. Çünkü sen eğer kurban rolünde kalmayı seçersen o zaman hiçbir zaman alanın sana ait olmaz. Bunlar çok güzel bilgilerdi. Tekrar tekrar üzerinden geçilmesi ve çalışılması gereken konular. Çünkü biz buna alıştırılmadık. Böyle yetiştirilmedik. Ne demek alan? Hele Türk toplumunda böyle bir şey olabilir mi? Sen çok bencilsinle karşılaştığımız bir durum bu aslında. Ama bencillik değil. Ben merkezimde, ben alanımda dengede durduğum sürece çevreme de dengeli ve daha merkezimden konuşabilir ve faydalı olabilirim. Öteki türlü ne bana faydam var ne başkasına.